Çok doğru. Ben yani hepsi için ayrı ayrı vurgulamak istemedim. Yok, ben hatırlatayım dedim sadece. İlgili de, savcıyla ilgili de çok haklısınız. Davanın tanıkları, davada uzman olarak çağrılan kişiler, davada itirafçı sıfatıyla ifade veren sarraf dahil olmak üzere davanın başından sonuna kadar siyasi bir kurguyla hazırlandığını, izlenimini gösteriyor bize. Çok sayıda şüphe var ama biz hani saf hukuki bir değerlendirme yapmak istediğimizde dahi hem uluslararası hukuk açısından, hem devletlerin egemenlikleri açısından, hem ceza hukuku açısından bu davanın ciddi skandallar barındırdığını söyleyebiliriz. Burada Hakan Atilla'ya 6 ayrı suçlama vardı ve 5'inden ceza verildi. Bunlar biraz önce Washington muhabirimiz tek tek saydı. Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak, bankacılık sisteminde sahtekarlık, bankacılık sisteminde sahtekarlık suçuna iştirak, hı hı, kara para aklama suçuna iştirak ve uluslararası ekonomik güç yasasını ihlal şeklinde. Bunlardan en önemlisi uluslararası ekonomik güç yasasını ihlal başlıklı suçlama. Çünkü diğer suçlamalar da buna dayanıyor. Burada Amerika Birleşik Devletleri diğer bütün devletlerin ulusal egemenliklerini yok sayarak başka ülkelerdeki başka ülkelerin vatandaşlarının yaptıkları eylemleri kendi hukuku bakımından suç olarak nitelendirip yargılıyor. Oysaki ceza hukukunun temel prensiplerinden birisi mülkiyelik prensibi. Her ülkenin ceza kanunu kendi ülkesinde işlenen suçlar için uygulama alanı bulunur ve o ülkede işlenen suçlara tatbik edilir. Bizim ceza kanunumuzda Türkiye Cumhuriyeti topraklarında, evet, işlenen suçlara karşı Türk kanunları uygulanır, hı hı, diyor. Eğer Türkiye'de bir suç işlenmiş ise, iddia buysa, bu konuda yetkili mahkemeler, hakimler Türk hakimleri ve Türk mahkemeleridir. Evet. Ama Amerika Birleşik Devletleri uluslararası para sistemi üzerinde sahip olduğu gücü kullanarak Türkiye'deki bir Türk bankasının... Ha, ama burada tabii...